Cenab-ı Hak İmran Suresi 101. ayet-i kerimede de şöyle buyuruyor. Size Allah'ın ayetleri okunurken, üstelik Allah Resulü de aranızdayken nasıl inkara saparsınız? Her kim Allah'a bağlanırsa kesinlikle doğru yola yetinmiştir. E şimdi sual ediyoruz biz kendimize. Ya Rabbi biz inkar etmedik deyip çıkabilir miyiz bu ayet-i kerimenin içinden? İnkar etmediyse kabul etmişizdir değil mi? Mantık çok konuşuluyor bu aralar. Mantığın muhteşem bir ilim olduğunu anlatanlar var. İlimde bir tane küçük parantez. İlimi ilkokul, ortaokul, üniversite diye alırsanız ilimde ilkokul birinci sınıfta üç günlük ders mantık dersidir. Bunu dehşet hangisi anlatan bir adam Merhaba Cehalet hoş geldiniz. P ve Q gece sabah işte okuduğun o kitap. Başkaları da aynı yerde debelenip duruyorlar. Abiler mantık temelin içerisinde bilmem ne düdüğü geç orayı çık. Basamıyor musun onun üzerine? Ha sebebi ne biliyor musunuz? İnkar etmeyen kabul etmiştir. Kabul eden ne yapmaktadır abi? Mesela biz gıybet eden her kişi Müslüman kardeşin etini yemiştir. İnkar eden var mı? Yok değil mi? E demezsin zaten. Kafir olursun yani. Mürtet olursun. E Ribetten başka bir şey var mı? Yani inkarın aksini yaşamayan topluluğa kabul ettiği için Müslüman denir de mümin nasıl derim? Çünkü iman ben kabul ettim demekle de bitmez. İşte bugün yaşadığımız dünyanın gerçeği. Ben borcumu inkar etmiyorum ki diyor ya adam. Abi bana borcum var. Borcumu inkar etmiyorum. Ne zaman ödeyeceksin abi? Allah Kerim diyor. Allah Kerim ama sen sahtekarsın. Allah Kerim ama sen sahtekarsın. Madem ki borcum var diyorsun. O zaman ya ödeyeceksin ya da ödeyemediğini... Hali pürmeleni beyan edecek özrünü affını talep edeceksin. O zaman e, biz Müslümanız. Evet kabul etmişiz ama kabul edilmiş borç ödenmedikçe karşı tarafa da kendine de bir artısı yok ki. Ha şimdi bütün sistematik içerisinde sokaklarda insanlar diyorlar ya berbat bir hayatımız var. Kabul ediyorum. Çünkü berbat bir din anlayışımız var. Çünkü din bir ibadet değildir. İbadet dinde bir bölümdür. Din bir hayattır. 24 saati kapsar. Ömrü millahtır. Doğumdan ölüme kadardır. Sevgili anneler, çocuklarınızı emzirirken gıybet ediyorsanız sizden çıkan süt de kandan çıktığı için sütün tadı değişmektedir ve çocuğunuz sizden hesap soracaktır. Hiç şüpheniz olmaz. Siz bu dini çok basit bir şey zannediyorsunuz. Öyle insanlar gidecekler ki çocuklarına süt verirken ödeyemeyecekleri bir hesapla karşılaşacaklar. Bambaşka bir şey bekleyecekler ama. Daha dur diyecekler ya dur namaz mamaz dur bunlar Allah'a olan borcu. Bunlar ikinci perde. O ayrı bir şey. Şu aşağıya bir bakalım. Kullarla senin arandaki bir ilişkiye bir bakalım abi. Söz, dürüstlük, haysiyet, şeref, hizmet, kendinden vazgeçmek. Kıyamet dediğim maddenin maddeden vazgeçişidir. Atom kendi içerisinde var olan bütün dengeyi kabul etmez hale gelir. İtirazdır kıyamet. Çünkü yaratılış kabuldür. Cenab-ı Hak dedi ki: "Ben Rabbiniz miyim?" Evet, toplan. Birleşti. Yekün madde oldu. Su, kalem, kader, tahta kürsü, arş indi. Aha yaşıyoruz. Sonra kaldır. Üst, bitti. Her şey birbirinden itiraz edince tek bir noktaya tekrar geri döndük mü döndük? E abi ben şimdi soruyorum sana. Bu sürecin içinde sen dini hayat olarak yaşamayıp bana 60 senelik ömrünün 40 senesinde dünya hayatı için verdiği mücadeleden bahsediyorsun öyle mi? Öyle bir andır ki Allahu zülcüğü çok merhametlidir ve merhameti için hep bir delik kovalar tabir caizse yani şurasından tutar mıyız acaba? Hani şurasından cennete nail olur mu? Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki insanlığa bakışı budur. O yüzden zaten hilafet vermiş. O yüzden emanet tevdi etmiş. Ama geriye döndüğünde hep şurayı kaçırıyoruz beyler. Kıymetli olan bütün kullarıdır sadece biz değil. O yüzden Rabbine karşı gelmekten, Resul-i Kirli Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet-i seniyesini çiğnemekten, alimlerin ve evliyalarının gönüllerini kırmaktan sonra korkacağımız en büyük korku başka bir adamın gönlünü kırmaktır. Veya ona hakkıyla bir kez olsun hizmet etmemiş olmaktır.